Merhaba canlarım, bugün sizlerin karşısında uzun düşünceler, uzun tartışmalar ve sonunda kararımla sizlerin karşısında bugün yeni bir videoyla, yeni bir oyunla bulunuyorum. Arkadaşlar uzun zamandır gerçekten ne yapmamı, ne istediğimi bilmiyordum ama bu oyunu keşfettikten sonra acaba dedim ki burada mı bizim kaderimiz? Burada gördüğünüz gibi hepimizin daha önce gamerlardan bahsediyorum, kar kasmışlığı vardır. Ve bu kadar çok oyuncu seçeneğiyle 16 yıldır oyun hayatında var olan bir oyuna dedim ki acaba neden birlikte başlamıyoruz? Birlikte yol kat etmiyoruz ve oyunun şu anda beta sürümüne erişim kazandığım için sizlerle birlikte oyuna sonra eklenen ve hepimizin oynayabileceği Dragonlar, yani Dragon Flight Patch'ini deneyimleyeceğim. Tabii ki bu konuda bana yardımcı olan, bu oyunla ilgili çok iyi bilgiler veren arkadaşlarımız da olacak. Beraber questler yapacağız. Şu anda bu karakteri hızlı bir şekilde seçtim. Ve ismimi hemen Barış Bro olarak koydum. Ve burada bir sürü karakterimizi seçerken seçeneklerimiz var. Yani suratımızı değiştirebiliriz, yüzümüzü değiştirebiliriz. Herhangi bir kıyafet, görünüş. Yani bu konularda gerçekten oyun çok bize çeşitlilik sunuyor ama benim asıl istediğim şey oyunun o yüzlerce zindandan oluşan kilometrelerce haritasında gerçekten eğlenceli vakit geçirebilmek. Ne yapacağım bu bilmesem de eğlenerek vakit geçirmek olacak. Burada gördüğünüz gibi bu karakterim de dönüştüğü karakter olduğu için onu da revize ettim. Karakter direkt 60 level olarak geldi bana, beta sürümü olduğu için, bunu denediğimiz için. Tabii ki belki biraz kasarız, geliştiririz sizlerle birlikte. Hemen karakterimden ejderhaya dönüştüm. Tabii ki Dragon Flight Patch'in de bir sürü yeni skill, bir sürü yeni hareket ve oyunu bizi çekeceği bir sürü ana nokta olacaktır ama benim için istediğim şey böyle hemen hemen 30 kişilik bir klan ve klanla birlikte güzel vakit geçirebileceğimiz organizasyonlar yapmak. Tabii ki yeni skill'leri, bu page'in yeni hareketleri, yani oyunun ana arayüzünü bozmadan mükemmel geliştirilmiş. Bunu da söylemem lazım. Çok fazla kullanabileceğimiz departman var. O yüzden ben böyle bilen arkadaşlarımla bir an önce yan yana gelmek istiyorum. Tabii gelmeden önce kendimi biraz geliştirip şunları da katayım. Bu arada 1.5 milyon vurduğuma bakmayın. Aramızdaki level farkı çok yüksek olduğu zaman otomatikmen 100 katını vuruyor gibi gösteriyor. Böyle bir damage yok. Şöyle gördüğünüz gibi itemlerim de bunlar. Böyle 180 level itemler gelmiş. Tabii oyunda 300 level bile geçen itemler var. Sezon sezon gelişiyor, değişiyor. Bu itemlerle birlikte kasabileceğimizi, çıkartabileceğimizi düşünüyorum ama haritanın gidebileceğiniz yer o kadar fazla ki, yapabileceğiniz o kadar çok şey var ki, transport merkezlerinden bir yere transport olabilirim. Artık öyle haritalar arasında 1 saat uçtum, 3 saat uçmam gerektiği gibi seçenekler de yok. Hepsi kaldırıldı arkadaşlar. Oyun size otomatikmen yapacağınız görevlere hızlı bir şekilde ulaştırıyor. Ve sizi gerçekten oyun zevkinizi düşürmeyecek. Yani bilgisayar başında kaliteli vakit geçirecek şekilde oynamanızı sağlıyor. Aa, ben dragonların olduğu bir yere gitmek istiyorum ya. Oo tamam, güzel. Bunlardan birine git. Tamam, şu sağdaki üstteki daha çok hoşuma gitti. Hocam görüyor musunuz akışkanlığı, kaliteyi görüyor musunuz? Bak, bir yerden bir yere giderkenki mevzulara bak. Gerçekten muhteşem yapmışlar ya. Ve yani bu haritanın her detayının gerçekten yapılması beni çok etkiliyor. Hocam buldu. Vallahi maç buldu. Hemen quest'e girelim. Güzel bir görev yapalım şöyle. X katalım, yeni altınlar elde edelim. Sen de bana karakterle ilgili biraz bilgi verir misin abi? Bu karakterle ilgili bilgi vereyim sana. Bu Spellcaster değil, Spellcharger diye geçiyor. WoW dünyasında ilk defa olacak bir zaten karakter. Yeni gelecek. Dragon Flight Page ile gelecek. Bu arada gerçekten bütün skill'leri atması o kadar eğlenceli ki yani. Hocam bu skill gerçekten çok iyi bir skill bak. Attığın anda ortalık kaosa dönüyor. Gerçekten ne yapacağını bilemiyor karakterler. Bu arada sen ne kadar da oynuyorsun Totik'cim? Ya Twitch'te yayından 4-5 senedir var ama ne kadar oynadığını bilmiyorum ben bu oyunu. Ben TBC'nin sonunda başladım. WoW'a. Yani Lich King Fetch'ünde falan ciddi ciddi oynuyordum. Yani 2008'ler gibi düşünebilirsin o zamandan beri eski oynuyorum. Eski otlar bilir. 13 sene olmuş maşallah. Hocam bu nasıl bir boss böyle? Daha 3. bossmuş bu. Son boss'ta nelerle karşılaşacağız merak ediyorum. Bu arada nasıl oynuyorum abi ilk defa oynamama rağmen? Yani duymak istediğini mi söyleyeyim? Yok abi, dürüst olun ya. Dürüst olun, gerek yok. Türlü olmuyor. Bu arada itemi kaçırıyormuşum. Yüzük çıktı mesela. 203 level. Hocam iyi mi bu benimkinden?
Shift'e basarak görebilirsin onu. Aynen. İtem üstüne gelip Shift'e basılıp tutarsan. Evet, seninkiler 180 item level. Oo, bu mesela 203 item level. Hocam 23 level atlamış gibi olduk. Ben belli ediyor zaten yani. Evet, hani item iyiyse, level iyiyse daha iyiydi. Bu arada benim hızlı koşma skill'im falan yok mu hocam? Böyle hızlı koştan mutlaka. Yani muhakkak vardır skill'lerde hızlı koşmana yarayan bir şey. Hani her karakterde için koymamış da olabilirler. Bakmak lazım. Açıkçası ben de incelemedim. Bakarız ya. Geldiği zaman tam bir böyle deneyimleriz. Şu an çoğu şeyi yapamıyoruz zaten. Hocam siz daha önce bu quest'i oynamadınız. Bu dungeon'ı oynamadınız ama hemen hemen her konuda bilgi sahibisiniz. Özel taktikleri olur. Mesela şu kırmızı şeyler var ya. Evet. Hayırlı bir şey olmadıkları belli. Evet. Dokundum mesela, yudon canın gitti değil mi? Evet. Bu daha zor bir zorlukta olsaydı, mitik falan olsaydı mesela, tak diye öldürürdü o seni. Evet, dokunuz, büyük dokunuz. İhtimalle şu anda oyun yaşamıyordum ama. Oyun zevkli orada başlıyor. Hani üstüne gelen her şeyi dodgelamaya çalışıyorsun. Biri bir skill bayağı attığında aktif oynaman lazım. Tuşa bas geç olmuyor hani, yani. Tam anlamıyla oynamaya çalışıyorsun. Anladım. Yoksa ölüyor. Biraz evet. Daha hiç zorlaştığında o hissedilmeye başlıyor. Yani ben şu an yanıyorum mesela. Allah kahretmesin. Yaktım var ya, kendimi. Bu arada arkadaşlar oyunu da siz de benim gibi hızlı bir şekilde Battle.net'ten indirebilirsiniz. Battle.net'e TL yükleyip TL ile bir şekilde alışveriş yapabilirsiniz. Bunları da söyleyeyim. Bunları öldürmemiz lazım ki o alandan çıksın. Ondan sonra her bunu patates farklı edelim. Farklı taktikleri oluyor işte. Ya biz tabii 88 senedir oynadığımız için artık şey tahmin ediyoruz ne olduğunu falan. Ama daha önce görmediğimiz bir görev şimdi. Evet evet, ilk defa görüyorum ben. Hocam şimdi bir şey soracağım. Ben herhangi bir birinde saldırabiliyor muyum? Yaparsın, dalabiliyor evet. Muyum? Türk oyuncuları onu çok sever. Yani evet, bizde öyle bir güç gösterisi vardı. Sağ tıklayıp duello atıp vs atabilirsin. Hani evet. PvP anlamında vs atabilirsin. Geri planda kalıyor oyunu zaten. Oyunun %90 oyuncusu PvE yapıyor. Hatta sen şöyle diyeyim. Arena turnuvası yapılıyor. Genelde kimsenin haberi bile olmuyor. Burada yani, kapışmanın şöyle kaybıyorlar abi. Dungeon'a demiştim ya, dungeon'a yüksek girince puan veriyor tamam. Mesela. Hani Mythic Plus puanın neyse onunla kapışırsın. O adamın seviyesini belli eder burada. Bu oyunun hani seyircilere ne söylemek istersin dersen. Bu oyun çok keyif alma oyunu. Evet abi, onu çok eğlenceli. Oynarken zaten eğleniyorsun. Mesela bu dungeon başka bir şeye gerek kalmıyor. Konuşuyoruz ya. Oyuncuların evet. %90 küsürü bunları yapmıyor, ilgilenmiyor bile. Giriyor lore ile ilgili questleri yapıyor. İşte bir yerde transmog kovalıyor. Bu oyunda şey var, bir kıyafet bulduğunda ona transmog deniyor. Onun görünüşünü alabiliyorsun mesela. Onları kovalıyor. Eğlenen oyuncu sayısı %90. Ya eğlenmek daha önemli bence bir oyunda. Hocam şimdi ben bu oyunu 7-24 oynasam, birisi de gelse haftada 1-2 oynasa, aramızdaki fark çok gelişmiyor mu? Ben çok daha güçlü olmuyor muyum? Yani hem raid'i yapayım hem dungeon'ları sonuna kadar tuşlayayım. Yani dünya üzerinde öyle bir zaman yok. Yani ben işim bu benim. Benim öyle bir zamanım gene yok yani. Hani öyle düşün. Oyunun her yerine yetişmen neredeyse imkansız zaten. Ama yetişme zorunluluğum da yok işte. Oyunun güzel tarafı da o. İnsanları tutan tarafı da o. Ama fark olmuyor yani, aramızda. Aradaki fark böyle deli gibi açılmıyor sen az oynuyorsun diye. Günde 2 saat oynayan da 20 saat oynayan da bir yerde eşitleniyor. İlk baş böyle hızlanıyormuş gibi gözükse de bir yerde eşitleniyor. Kaçış yok yani. İnsanlar abi. Da çok oynamanın bir alemi yok. Hocam bu tam son canavar, son boss ve gerçekten gücünü, kuvvetini bize gösterdi ya. Hocam peki biz böyle karman çorman saldırıyoruz ya, bunun bir saldırı taktiği var. Mesela şu an bir tane frisk var. Can basıyor, onu görebiliyorum. Tank var. Ama taktik nedir? Sen red atıyor. Mesela önüne doğru bir şey atıyor kesin. Orada tank dışında biri varsa o onu öldürür gibi. Hani ya da kafana kaya düşecek birazdan. Hani onun içinde durmamak. Şuradan aynen o. Aynen, kaçayım oradan. Abi yani dikkat etmemiz lazım tabii. Oyun oynarken aktif oynamamız lazım ama gerçekten çok öğrenecek şey var. Her karakterin, her ustalığın ve yine altın bulduk sadece. Hocam bir de oyunda gerçekten çok fazla kullanabileceğimiz binek var. Böyle bu binekler arasında da sizlere geçiş yapıp göstermek, bu konularda da bilgi vermek istiyorum. Hocam bu yeni ejderhalar Dragonflight Patch ile oyuna gelecek. Bunları geliştirebileceğiz. Bir sürü tabii kendimizde seçebileceğimiz ejderha da olabilecek. Bunları böyle sizlere tek tek anlatalım, konuşalım Totik'le. Hocam bu ne işe yarıyor? Şu an uçamıyorum bununla. Bu transport mount'u, bunun NPC'si var.
Hocam bu neymiş ya böyle? Bu... Çok fenaymış bu ya. Drake'e binmiyorsun, kendin Drake'e dönüşüyorsun bunda. Bunun özelliği şu, partine birini alıyorsun, üstüne biniyor, onu götürüyorsun. Aa, mis gibi baba. Debelen dur. Sırtında bir kişi taşıyorsun. Uçamıyor arkadaşın, sen onu taşıyabilirsin mesela. Yani birini katmak için ideal. Peki şunu soracağım abi, bunların birbirinden bir farkı var mı hızlı hız anlamında mesela? Yok, bunların hepsi yani şekil. Yani oyundaki bineklerin hiçbiri öbüründen daha farklı Skin değil. Skin gibi bir şey. Bazısı çok nadir mesela. Invincible diye bir binek var, örnek vereyim. Bir raid'in son boss'undan 0.89 ihtimalle düşüyor ve haftada bir kere deneyebiliyorsun. O neymiş hocam? Yani bayağı senelerce deneyip sahip olamayan var. Bu Green Proto Drake mesela yani. Bir yerden yumurta alıyorsun. Yumurta 3 güne pişiyor, kuluçkaya giriyor gibi. Yumurtanın içinden çıkıyor belli bir şansa. %4 mü ne çıkarsa. Yani her birinin nadir farklı elde edilme türleri var. Bazıları achievement dediğimiz başarımlarla geliyor. Onların hepsine ayrı ayrı. Yani meraklısına yani öyle söyleyeyim. Parayı alamıyorsun. Para verip alınanlar da var. Shop binekleri de var. Yok değil de hani şöyle, oyunda 700 küsür binek var. Shop'ta 25 tane var. Hani öyle şey değil. Para verilip hepsini alamıyorsun tabii. Gerçekten haritanın devasallığı o kadar çok hoşuma gidiyor ki. Tabii insanlar az zaman da ayırsa diğer oyuncularla eşit seviyede olabileceği için bunu tercih, özellikle WoW özelinde WoW'u tercih ediyorlar diye. Çünkü oyunda grind yok. Yani dediğimde bir yerde 10 saat farm etmeyeyim falan yok öyle bir şey yani, gerek yok ama. Canlarım, dediğim gibi WoW böyle bir oyun. Benimle bu videoyu çeken Toti'ye de çok teşekkür ederim. Gerçekten WoW'la ilgili çok şeyi çok kısa sürede öğrendim. Aslında çok karmaşık gibi sürdükse de kısa bir zamanda hepimizin öğrenip aklı oyuna başlayabileceğimi de düşünüyorum. Aşağıdaki linkten girip oyunu siz de indirebilirsiniz. Ve umarım sizler de seversiniz ve devamını çekeriz hepinizin. Kocaman öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın.